Haksızlık etmeyelim. Çanakkale Savaşı'na ilginin her geçen yıl arttığını gözlemleyebiliyorum. Ben 1990 yılından beri, işte yaklaşık 23 yıl geçmiş, 24 yıl olmuş, Çanakkale'ye neredeyse her yıl gidiyorum. Bazen senede birkaç kez gittiğim de oluyor. Ama son yıllarda adeta yarımada ziyaretçileri almaz oldu. En son geçen hafta 14 Mart'ta ben yine Çanakkale'deydim. Ve o gün 1000 otobüsün 14 Mart'ta 1000 otobüsün yarımadaya geldiğini, ziyaret için yolcu taşıdığını söylediler. Dolayısıyla bu çok sevindirici bir gelişme. Bakıyoruz sinemamızda yavaş yavaş Çanakkale'yi konu edinen yapımlar başladı. Belgeseller ilgi görüyor. Bu tabii ki halkımızın Çanakkale'ye gösterdiği bir teveccühün karşılığıdır. Bu noktada halkımızın bir isteği, bir arzusu var. Acaba tarihçiler, edebiyatçılar, sanatçılar bu karşılığa yetişebiliyor mu? Onların karşılığını verebiliyor mu? Belki bu konuyu tartışmak lazım. Türk halkından Çanakkale konusundaki hassasiyetleri için zerre kadar şüphem yok. Çanakkale dediğiniz zaman, Çanakkale'yi anlattığınız zaman, gittiğim, konuşma yaptığım her yerde büyük bir merak ve ilgiyle dinliyorlar. Kitapçılarda Çanakkale'yi konu edinen eserler satılıyor. İşte bu noktada Çanakkale'yi daha iyi anlatmaya gayret etmeliyiz. Daha iyi anlamaya gayret etmeliyiz. Yani Çanakkale bir turistik yer değil. Bir kere önce bunu bilmek lazım. Çanakkale'ye gezi yapılmaz. Çanakkale'ye ziyaret yapılır. Çanakkale'ye gezmeye gidilmez. Efes'e gezmeye gidebilirsiniz. Selçuk'a, Kuşadası'na, Çeşme'ye, gezmeye, geziye gidebilirsiniz. Ama Çanakkale'yi ziyarete gidilir. Ve o ziyaretten de eli boş yenilmez. O ziyaretten anılarınızda bir şeyler kalmalıdır. Hayatınızda bir takım değişiklikler katmalıdır Çanakkale. Bu da gerçek, faydalı bilgiyle mümkün olur ancak. Bizler, tarihçiler, sanatçılar bu konuda bence daha büyük sorumluluk taşıyorlar. Türk halkı her zaman iyi ürünlerin karşılığını verecektir. Yeter ki onlara gerçek Çanakkale, gerçek Türk milleti, örfü, kültürü, tarihi anlatılsın.